Arkadaşlar merhabalar Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle Türkiye'nin iklimi hakkında sorular çözeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 12 adet soru çözeceğiz ki KPSS tarzı sorular. Lisans ön lisans orta öğretim sınavında ÖSYM'nin en fazla sorduğu yerlere değineceğiz sizlerle. Ve bunu da çözdükten sonra artık Türkiye iklimini ne yapıyoruz bitiriyoruz. Ve bir sonraki konumuz olan Türkiye'de bitki örtüsü ve topraklar konusuna geçiş yapacağız. Değerli arkadaşlar emeğe saygı olarak lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Hadi hep birlikte 12 soruluk Türkiye'nin iklimi soru çözümüne başlayalım. Evet arkadaşlar birinci sorumuzdan başlıyoruz. Tabii ki de ne yapıyoruz her zamanki gibi sizler videoyu durduruyorsunuz, kendiniz bir çözüyorsunuz ondan sonra birlikte çözüyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzda ne demiş? Türkiye yıllık indirgenmiş sıcaklık haritası verilmiştir. Buna göre Türkiye'nin sıcaklık haritasına bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye sormuş. Değerli arkadaşlar indirgenmiş sıcaklık haritalarını unutmayın. Deniz seviyesinde indirgenmiş haritalardır. Yani her yeri sıfır kabul ettiğimiz haritalardır. Bakalım tek tek. Ülkemizde sıcaklıklar güneyden kuzeye gidildikçe genel olarak azalmaktadır ki doğrudur. Burada iki kere sıcaklıkları kullanmışız. Doğrudur arkadaşlar. Bakın güneyden kuzeye kalemi tekrar kaybettim. buradaymış. Güneyden kuzeye Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gidildikçe sıcaklıkların 19, 18, 17, 16, 15. Yani stabil bir şekilde ne yaptığını burada düştüğünü görmekteyiz ki doğrudur bu. Bunun en temel sebebi de enlemdir. Enleme bağlı olarak ekvator ve çevresi yani ekvatora yakın olan yerlerde yani Akdeniz, Güneydoğu Anadolu gibi illerimizde sıcaklıklar fazladır. En yüksek sıcaklıklar Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da görülmektedir ki zaten görüyoruz burada. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu. Peki... Aynı enlemde olmasına rağmen neden Güneydoğu Anadolu'da daha sıcaklık var? Sakın burada yükselti vesaire demeyin arkadaşlar. Tabii ki de bunun en temel sebebi nedir? Karasallıktır diyoruz. Aynı enlemde olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu Akdeniz'e göre daha sıcaktır. Bakın 21 20 derece ama buralarda 19 dereceleri görmekteyiz. O yüzden bunun sebebi karasallıktır diyeceğiz. Kıyı kesimlerde sıcaklıklar 0 derecenin altına düşmez ki görüyoruz. Bakın burada Akdeniz kıyılarında 19 derecelerde, 18 derecelerde olduğunu. Yine yukarılara çıktığımızda özellikle Marmara çevresi 14 derece, Karadeniz çevresi ise 14'ten birazcık düşük olduğunu ama 10 derecenin altına düşmediğini görmekteyiz ki doğrudur. Doğu Anadolu bölgesinin en yüksek sıcaklık, en düşük sıcaklık pardon, en düşük sıcaklıklara sahip olmasının nedeni enlem ve karasallıktır. Kesinlikle söyleyebiliriz bunu. Neden peki? Nasıl söyleyebiliriz? Şöyle değerli arkadaşlar bakın yani kuzeye gidilince sıcaklık azalıyor. Evet burası da kuzey doğu olduğu için e, burada sıcaklıklar az. Bir, iki karasallık i̇ki, kesinlikle karasallık da burada etkilidir. O yüzden Güneydoğu Anadolu'da bunu da söyleyebiliriz. Ama Ege kıyıları Doğu Anadolu arasında sıcaklık farkının en temel zıbı yükseltidir. Normalde doğru olan bir şey yükselti ve karasallık olması lazım. Ama... Bana indirgenmiş sıcaklık haritasını verdiği için indirgenmiş sıcaklık haritasında asla ve asla yükseltiden söz edemem. Çünkü her yer dünyada diyorum pardon Türkiye'de her yer nedir? Sıfır derece kabul edilir. Sıfır metre kabul edilir arkadaşlar. Yükseltiye asla biz baz almayız indirgenmiş sıcaklık haritalarında. O yüzden birinci sorumuzun cevabı E şıkkı olacaktır. Lütfen unutmayın önemli ÖSYM'nin genellikle düşürdüğü soru tarzlarından birisidir. Gelelim ikinci soruya. Yine ÖSYM'nin çok fazla sorduğu soru tiplerinden birisi arkadaşlar. Bu şekilde sıcaklıkları verir ve bunun sebebini sorar. Demiş ki Türkiye'de yer alan illere ait kış sıcaklıkları verilmiştir. Hangisi yanlış gösterilmiştir diyor. Bakalım. Antalya Balıkesir arası sıcaklık farkının sebebi enlem. Bakıyorum. Antalya Balıkesir. Bakın kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalıyor. E tabii ki de bunun sebebi enlemdir. Yani güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Eğer azalmıyorsa tabi bu özel konumla alakalı hemen göreceğiz. Mesela Ankara Sinop'ta bunu çok net görüyoruz. Normalde ne olması beklenir? Kuzeye gidildikçe sıcaklıkların azalması beklenir. Bunu biz enlemle ilişkilendiririz. Ama sıcaklık azalmıyorsa özel konum devreye girer ki burada da tabi ki Ankara'nın daha soğuk olmasının sebebi karasallıktır diyeceğiz. Doğrudur. Balıkesir Erzurum, bakın normalde aynı enlemde, takriben aynı enlemde bulunan iki yerde sıcaklıkların aynı olması beklenir. Bu enlemle ilişkili ama aynı değilse enleme ters bir durum vardır diyeceğiz burada ve bu durumda da denizellikle açıklayabiliriz. Çünkü Balıkesir denizel etkiye sahip olduğu için daha sıcaktır ama e, Erzurum denizel etkiye kapalı olduğu için daha soğuktur diyeceğiz. Ya da karasallık da diyebiliriz buna benzer şeylerdir zaten. Doğru. Ankara-Balıkesir arasında enlem. Bakalım ne demiştim sizlere? Aynı enlemde normalde sıcaklıklar aynı olması beklenir. Ama burası 6 derece burası 1 derece ise o zaman asla ve asla enlemden söz edemem burada. Burada özel konum devreye giriyor diyeceğiz. Yani karasallık devreye giriyor. O yüzden cevabımız değişikli. Bakın Ankara-Erzurum-Ankara. Ben ne yapıyorum? Daha doğuya doğru gittiğim için ortalama yükselti artacağından dolayı karasallığın şiddeti artacağından dolayı yani yükseltiyi de söyleyebiliriz. Karasallığın şiddetini de söyleyebiliriz burada. Doğrudur diyeceğiz. Cevabımız değişik arkadaşlar. Bu tarz sorular gelebilir unutmayın. Evet haritamızdaki yerler değişti. Hangisi yanlıştır? Bakalım. Bir numaralı alan en fazla yağışı kış ayında alır. Bir dursun. Değerli arkadaşlar bu şekilde bir soru gelmez size. Burada sadece birini sorar ÖSYM ama ben konuyu tekrar edebilmek adına zaten burada yaptığımız en temel şey konuyu tekrar etmektir. Konuyu tekrar etmek adına bu şekilde soruyu sordum. Yani dediğim gibi ÖSYM 5'ini birden bu şekilde soracağını düşünmüyorum. Birini sorar ama bizim amacımız konuyu öğrenmek. Bakalım demiş ki bir numara alan en fazla yaşı kış alır. Evet bir numara alan özellikle Akdeniz iklim kuşağında yer aldığı için doğrudur. Yağışlar cepheseldir. Dediğim gibi bir de arkadaşlar burada orografik yağışlar görülmez. Neden hocam? Çünkü burada dağlar kıyıya dik uzandığı için orografik yağışlar görülmeziz ya da daha azdır diyeceğiz. Ama cephesel yağışlar Akdeniz iklim kuşağında herhalde için görülür. 2 numaralı alan en fazla yağış ilkbahar ayında alır. Neresi 2 numaralı alan? Burası arkadaşlar, e, Ergene havzası karasal iklim e, şa, e, karasal iklim e, hakim burada karasal iklim hakim olduğu için tabii ki de ilkbahar ayında alır doğrudur ve yağışlar konveksiyoneldir ki karasal iklimde zaten tipik yağışımız konveksiyoneldir. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da genellikle konveksiyonel yağışlara rastlarız. 3 numaralı alan en fazla yaşı kış ayında alır ki bakalım 3 numaralı alana. Evet 3 numaralı alan en fazla yaşı kış ayında alabilir arkadaşlar. İlk da alabilir. Çünkü şundan dolayı Akdeniz iklimine yakın olduğu için kış yağışlarını nispeten görürüz buralarda Güneydoğu Anadolu'da. Ama ilk bahar yağışlarını da görebiliriz. Ee, ve yağışlar orografiktir. Zaten burası tamamıyla yanlış arkadaşlar. Baktığınızda orografik yağışlar Güneydoğu Anadolu'da değil. Burada daha çok konveksiyonel yağışlar. Kış aylarında ise cephesel yağışları görmekteyiz. O yüzden orografik yağışlar asla görülmez burada. Güneydoğu Anadolu'da. Cevabımız C şıkkı. Peki hocam orografik yağış nerede görülür? Özellikle Akdeniz çevrelerinde çok fazla. Özellikle Batı Toroslar dediğimiz şu kesimde e, görürüz. Ve özellikle arkadaşlar Doğu e, Karadeniz'de çok fazla görürüz ki burada dağların kıyıya yakın olması da önemli. Batı Karadeniz'de de çok fazla görülür ve arkadaşlar Yıldız Dağları çevresinde de orografik yağışları çok fazla görürüz biz. Evet 4 numaralı en fazla yaşı yaz ayında alır. Konveksiyoneldir. Değerli arkadaşlar burası Erzurum, Kars'ardan çevresi ki evet burası en fazla yağışı tabii ki de yaz ayında almakla birlikte yağışların daha çok konveksiyonel olduğunu görüyoruz. 5 numaralan en fazla yaşlı sonbahar ayında alır ki Doğu Karadeniz arkadaşlar Karadeniz e, sonbahar ayında alır. Ve burada yağışlar orografiktir. Bu da doğru bir ifade diyeceğiz burada. Gelelim dördüncü sorumuza ve dördüncü sorumuza baktığımızda yıldızlı bir soru olduğunu görmektesiniz değerli arkadaşlar. Yıldızlı sorunun anlamını biliyorsunuzdur. 3 yıldızlı ve zor bir soru olduğunu görmekteyiz. Şimdi orografik yağışlar denizden gelen nemli hava kütlesinin dağların kıyıya paralel uzandığı alanda bir dağ yamacı boyunca yükselmesiyle oluşur. Buna göre hangisinde orografik yağışların daha fazla olması beklenir? Hemen bir harita getiriyorum. Harita üzerinden bunu daha net bir şekilde. Evet arkadaşlar baktığımızda hemen şuradan bir haritamızı getiriyorum. Buradan şöyle bir haritamızı seçelim. Haritalarımız Türkiye coğrafi haritalar ve Türkiye fiziki haritasını seçiyoruz ve buraya getiriyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar burada size neyi göstereceğim? Hemen şöyle. Bakın daha çok dağların denize dönük yamaçları daha fazla yağış alır dedik burada. Orografik yağışlar alır. Şimdi Kaçkar dağlarının güney yamaçı. Değerli arkadaşlar bakın. Kaçkar dağları nerede? Yaklaşık olarak şurada. Hatta siyah kalemle göstereyim ki daha net olsun şuradan. Siyah kalemimizi alalım. Yani nerede? Şurada. Bakın Buranın arkadaşlar güney yamacı bu kesimdir. E burası çok yağış almaz ki. Neresi alması lazım? Kuzey yamacı alması lazım. O yüzden bir numara yani A şıkkı yanlış ifade. Bey dağlarının kuzey yamacı. Şimdi B dağları yaklaşık olarak burada. Bey dağlarına baktığımız zaman hava kütlesi güneyden geldiği için daha çok kuzey yamacı değil. Neresi alması lazım? Güney yamacı alması lazım. O yüzden bu da gitti. Küre dağlarının kuzey yamacı. Bakalım küre dağları arkadaşlar şurada. Şimdi küre dağlarının kuzey yamacı kuzeyden geldiği için hava kütleleri evet doğrudur. Kuzeyden gelen hava kütleleri burada daha fazla yağış oluşturacağından dolayı cevap tabii ki de C şıkkıdır. Kaz dağlarının güney yamacı. Değerli arkadaşlar size ne demiştim? Hani Kaz dağları, Madra dağları, Yunt dağları, Boz dağları, Aydın dağları. Bunlar kıyıya dik uzandığı için buralarda zaten orografik yağış görülmez ki. Bunun kuzey ve güneyi hiç önemli değil görülmez. Canik dağlarının güney yamacı. Bakın Canik dağları nerede? burada. Samsun'un canı olmuş dedik. Samsun'un gerisinde. Buranın güney yamacı burası. Burası çok yağış almaz. Neresi alması lazım? Kuzeyi alması lazım diyeceğiz. Önemli bir soru. Bir kere çıktı böyle bir soru. Aslında bekliyorum. ÖSYM'nin sorabileceği bir tarzı bir soru arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Sizlere anlatmaya çalıştım. Cevabımız C şıkkı alacaktır diyoruz. Evet bu soruyu da bitirdikten sonra bir diğer sorumuza şöyle 5. sorumuza geçiş yapalım. 5. sorumuz yine 3 yıldızlı güzel bir soru. Psikolojik, psikolojik danışman olan Zeliha Hoca. Zeliha Hoca'mız psikolojik danışmandır ki burada e, kendi kanalda var arkadaşlar. Danışmanlık yapmaktadır. Ki danışanlarına diyor ki havanın psikoloji üzerinde etkilerini anlatmaktadır diyor. Ki gerçekten de öyle arkadaşlar. E, bulunduğunuz hava, bulunduğunuz ortam insanların psikolojisini, kültürünü, her şeyini etkileyebilir. Diyor ki havanın güneşli olması insana daha fazla mutluluk verirken. Mesela... Arkadaşlar baktığımızda Akdeniz'de ya da Akdeniz ülkelerinde yaşayan insanlar daha ılımlı insanlardır böyle daha sıcak kanlı insanlardır ve nispeten daha mutlu insanlardır. Ama havanın daha kapalı olduğu yerlerde, kasvetli bir havanın olduğu yerlerde yaşayan insanlar daha böyle sert mizaçlıdır diyeceğiz. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde bunu birazcık görebilirsiniz. Ya da Karadeniz bölgesinde tabii ki başka şartlar da etkilidir ama Karadeniz'deki insanların nispeten daha e, sinirli olduklarını, özellikle Doğu Karadeniz'deki insanların biliriz burada. Doğu Anadolu da aynı şekilde. Yani bunların temel sebeplerinden biri de havanın daha kasvetli ve e, e, havanın daha kapalı olması insana bir huzursuzluk veriyor ki bu da tabii ki de kanıtlanmış bir şeydir. Mutsuzluk vermektedir. Ama burada diğer şartlar da etkildir arkadaşlar. Biz sadece bir şartı gösteriyoruz. O zaman Zeliha Hoca öğrencilerine vermiş bu taşıyı ve öğrencilere de diyor ki işte danışanları sadece bakın sadece bu bilgiye bakılarak Türkiye'de nereye giderse Yıl içerisinde daha mutlu olabilir. Yani daha güneşli bir yere gitmesi gerekiyor ki yıl içinde daha mutlu olsun. O zaman hocam güneşli dediğimiz zaman aklımıza Akdeniz gelecektir. Tabii ki de 3 numaraya gidecek. Ki buraya gittiği zaman sadece bu bilgiye bakarak söylüyorum arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Diğer yerlere giden arkadaşlarımıza tabii ki mutlu olur. Yani e, orada e, burası arkadaşlar daha güneşli olduğu için yıl boyunca daha fazla güneş aldığı için 3 numaraya gidebilir. Yine Akdeniz iklim kuşağına paralel bir şekilde bir numara çevresinde de gidebilir ki buralarda güneşlenme oranı daha yüksektir diyeceğiz. Ve bu bağlamda buraya giderse daha mutlu olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Tam tersine baktığımız zaman 5 numara özellikle bulutluluk oranının çok fazla olduğu bir yerdir ki buralarda da daha e, mutsuzluk verebilir diye söyleyebiliriz. Sadece bu çalışmaya göre bunu söylüyorum. Sakın yanlış anlamayın burada. E, cevabımız 1. ve bir... 2 pardon 1 ve 3 olacaktır. Ben niye 1 ve 2'yi işaretledim? Durun durun. Valla. Burada da hava kapalı ya arkadaşlar. Ben de bayağı bir mutsuzum. Ee, böyle. Şimdi 1 ve 3'tür diyeceğiz. Sakın unutmayın burada. Yanlış işaretlemişim. 1 ve 3 numara burası. Yani diğer yerlerde birazcık daha havanın bulutluluk oranı yüksektir. Ama 1 ve 3 numarada havanın bulutluluk oranı daha azdır. Güneşlenme oranı daha fazla olduğu için daha mutlu olabileceklerini söyleyebiliriz. Bir diğer soru Türkiye'de nem veya yağış ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Bakalım. Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki bağıl nem oranı Bağıl nem ne demekti? Konu anlatımlarında anlatmıştım. Eşittir yağıştı. Bir yerde yağış fazlaysa bağıl nem fazla, yağış azsa bağıl nem az. Ama bakın dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz'de evet yağış miktarı daha fazla olacağı için bağıl nem miktarı Ege kıyılarına göre daha fazladır. Kesinlikle doğru. Kuraklığın oluşmasında yağış azlığı Buhallaşmanın oranının artması ve beşeri faktörler gibi etkili olmuştur ki kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Yani kuraklık sadece yağışın azlığından dolayı değildir. Sıcaklığın fazla olması da kuraklığı etkiler. Çünkü sıcaklık fazla oldukça buharlaşma oranı artar diyeceğiz. Yine beşeri faaliyetler bizler de var olan suları bilinçsiz şekilde harcadığımızda kuraklığı arttırıcı bir etki yapabiliriz. Türkiye'de yer şekillerinin yağış miktarının çok kısa mesafelerde farklılaşmasına neden olur ki Tabii ki de doğru. Bunu en güzel Doğu Karadeniz bölgesinde görmekteyiz ki Doğu Karadeniz'de arkadaşlar Doğu Karadeniz'in kuzey yamacı yani denize dönük yamacıyla Doğu Karadeniz'in güney yamacı arasında dağlar kadar fark vardır ki zaten orada o farkı belirleyen şey de dağlardır diyeceğiz. Yani yeryüzü şekilleri kısa mesafede hem yağış özelliklerini hem sıcaklık özelliklerini hem bitki örtüsü özelliklerini hem de toprak özelliklerini belirleyebilir diyeceğiz. Türkiye'de Kış yağışları genel olarak orografik kökenli değildir. Sakın unutmayın. Türkiye Akdeniz iklim kuşağında yer alan bir ülkedir. Akdeniz iklim kuşağında yer aldığından dolayı orografik yağışlar değil cephesel yağışlar görülür ki Türkiye'de görülen kış aylarında görülen yağışların türü cepheseldir. Sakın unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Karadeniz kıyılarında sıra dağların kıyıya paralel uzanması ve yükseltisinin fazla olması 1. Kuzeybatı yönlü rüzgarların denize doğru e, taşıdığı nemli hava kütlerinin iç kesime ulaşmasını engeller kesinlikle doğrudur. Özellikle Doğu Karadeniz'in fazla yağış almasının sebepleri de bunlardır zaten. Bir dağların kıyıya paralel uzanması, iki dağların kıyıya yakın olması, ortalama yükseltilerinin fazla olması ve kuzey batı yönlü rüzgarların etkili olması etkilidir burada ve içeriye gelmesinde dağlar özellikle engeller diyeceğiz. Gelelim 7. soruya tek yıldızlı bir sorumuz. Gayet de güzel bir sorumuz arkadaşlar. Gösteren iklim grafiği verilmiştir. Hangi ilimize ait olabilir? İlk başta ne yapıyoruz? Bir yağışa bakalım şöyle bir. Bakıyorum yağışa. Evet kışın birazcık yağış var. Evet Nisan, Mayıs ayları ilkbahar yağışı var. İlkbahar yağışı varsa İç Anadolu'ya gidersiniz. Burada bir sıkıntı yok değerli arkadaşlar. Kastamonu olmaz çünkü Kastamonu her mevsim yağış alır. Karadeniz iklimi şartları olduğu için daha çok yağışı sonbahar ayında alır. Muğla olmaz çünkü Muğla'da Sıcaklıklar sıfır derecenin altına asla düşmez. Akdeniz iklim bölgelerinde sıcaklıklar 10 derecenin üzerindedir. Tamam mı? Aklınızda böyle kalsın. Mesela Muğla bu yüzden olmaz. 1. 2. Muğla'da daha fazla yağışlar kış ayında düşer. O yüzden Muğla olmaz. Sivas. Sivas bir dursun. Erzurum. Erzurum'da kış sıcaklıkları eksi 10 derecedir arkadaşlar. Bu ayrıntılara çok dikkat edin size soru çözdürür. Klasik size şeyleri vermez burada. Bazen bu tarz biraz eleyici iklim grafiklerini de verebilir. Eksi 10 derecedir o yüzden olmaz. Ve yaz yağışlarının daha fazla olduğunu görmekteyiz Erzurum'da. Gitti. Kırklareli özellikle arkadaşlar Karadeniz iklim koşullarının bir kısmında bir kısım karasal iklim. Ama baktığınız zaman o da sonbahar yağışının daha fazla olduğunu görmekteyiz. Burada cevabımız Sivas olur. Peki hocam biz dedik ki karasal iklimde ortalama sıcaklık 0 derece civarında ama burada eksi 4'e kadar neredeyse düşmüş diyeceksiniz. Bunun sebeplerinden birisi de Sivas'ın çok yüksek olması dağlık ve engebeli bir araziye sahip ve yüksek zaten Sivas'tan sonrası Doğu Anadolu'ya geçiyor. E, baktığınız zaman o yüzden sıcaklıklar eksi 4 dereceye kadar düşmesi gayet normaldir. Ve bakıyorum burada e, ilkbahar yağışları ve yazda kayan yağışlar var. Bakın haziranda da yağışlar var. Bu birazcık karasal iklim ama sert karasala doğru kaçan bir iklim olduğunu gösteriyor. Tamamıyla e, Sivas'ı bir iklim grafiği olduğunu söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Gelelim iki yıldızlı sorumuza. Gayet güzel bir soru. Bu 2010 yılında KPSS lisans sorusuna benzer bir soru. Aslında çok benzer bir soru. E, oradan da bakabilirsin. Çünkü arkadaşlar soruları ÖSYM de bu şekilde hazırlıyor. Geçmiş yıllara bakarak hazırlıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü gördüğümüz sorular buna çok benzer. Şimdi demiş ki Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nde Marmara bölgesi için ne diyor burada? Kariyer rüzgarının etkili olacağını ve kar ağaçlarında görülebileceği uyarısını yapmıştır. Verilenlerden hangisine dayanarak yapılmış olması beklenmez. Bakalım. Sibirya termik yüksek basıncının etkili olması. Değerli arkadaşlar buraya baktığımız zaman burada Sibirya termik yüksek basıncı değil İzlanda basıncı etkilidir ki zaten İzlanda'dan özellikle ne yapar? Balkanlar üzerinden gelen hava kütlesi diyoruz ya böyle o da İzlanda basıncının bir etkisidir. O yüzden bu yanlıştır. Kuzeybatı yönlü rüzgarlar, evet Karayel rüzgarlarına baktığımız zaman şöyle hemen bir küçük bir şekilde bir Şöyle Türkiye haritası düşünün burayı. Biz ne yapıyoruz? kariyel, Yıldız, Poyraz, e, burada Samyeli, Kıble ve Lodos rüzgarları kayıp sakal. Bakın kuzey batı yönlü rüzgarımız Kareel rüzgarı ki bu doğru bir ifadedir diyeceğiz. Kış mevsiminin yaşanması. E, hocam zaten e, bu seçeneğinin aynısı arkadaşlar. Çıkmış sınav sorusu da vardı. Bu kadar kolay sorulur mu demeyin. Vardı yani bunu sormuştu sıcaklıkların 0 derece civarında olacak. E hocam bunu nereden bilebiliriz? Değerli arkadaşlar kar yağışı 0 derece civarında görülür. Eksi 5 civarında eksi 5 0 derece civarında görülür. O yüzden eğer bir yerde kar yağışı varsa sıcaklıklar 0 derece civarında diyebiliriz. O yüzden 4 numarada doğrudur. Hangisi beklenmez dediği için cevabımız A şıkkı, güzel bir soruydu diyeceğiz. Gelelim 9. soruya. ÖSYM arkadaşlar don olaylarını çok seviyor. Ön lisans ve orta öğretim KPSS sormuş. Lisans KPSS sormadı sorabilir arkadaşlar. O yüzden böyle bir soruyu koydum. Önemli. Şimdi demiş ki e, haritada işaretli yerler verilmiştir. Buna göre don olaylarının en erken başladığı ve en erken bittiği yerler doğru olarak verilmiştir. Değerli arkadaşlar don olayları özellikle ortalama yükseltinin fazla karasallığın şiddetli olmasından dolayı Türkiye'de don olaylarının en fazla başladığı yer ya da en erken başladığı yer kesinlikle Doğu Anadolu'dur. Niye? Çünkü ortalama yükselti fazladır ve burada don olayları da en uzun süre diyeceğiz tamam mı? Yani baktığınız zaman 7-8 ay neredeyse don olayları rahat bir şekilde görülebilir. Burada diyoruz zaten kar yağışlarında net bir şekilde görüyoruz. 5 numarada en erken başladığı yer 5 numaradır ki en erken bittiği yerde tabii ki de arkadaşlar 3 numaradır Akdeniz. Özellikle kış yıllıklığının olduğu yerlerdir. Ama bakın size şöyle bir soru sorarsa muhteşem soru olur. Yukarıdaki verilen yerlerden hangisinde don olayları tarım alanlarına daha fazla zarar verir deseydi burada don olayları 3 numarada don olayları nadir gözüktüğü için ya da çok az gözüktüğü için eğer şiddetli bir don olayı olsa 3 numarada yani Akdeniz'de tarım ürünlerine daha fazla zarar verir. Tamam mıdır? Çünkü buradaki tarım ürünleri tamamıyla kış isteyen tarım ürünleridir. Ve tamamıyla dona karşı dayanıksız tarım ürünleridir. O yüzden herhangi bir don olayında buradaki tarım ürünlerinin çok daha fazla etkilenebileceğini söyleyebiliriz. Bunu tarımda daha net konuşacağız sizlerle. Gelelim 10. sorumuza. Türkiye'de etkili olan basınç merkezleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur? ÖSYM basınç merkezleri ile ilgili işte son 10 yılda yaklaşık 3 tane soru sordu. Gelebilir yine. Azor ve İzlanda basınç merkezleri ülkemizde yıl boyunca etkilidir ki kesinlikle doğru arkadaşlar. Azor basınç genellikle sıcaklık getirir. İzlanda ise genellikle birazcık soğuk hava, birazcık nemli ve yağışlı hava getirebilir arkadaşlar. Doğru. Sibirya termik yüksek basıncı kış aylarında soğuk hava getirir. Özellikle Doğu Anadolu üzerinden girer ve genellikle kış aylarında soğuk hava, dondurucu hava getirebilir. Doğrudur. Muson sisteminin ki çıkmış sınav sorusu bu. Muson sisteminin bir parçası olan Basra basıncı sıcak ve kuraba getirir ki kesinlikle doğru. Basra arkadaşlar özellikle Güneydoğu Anadolu'nun bu kadar sıcak olmasını sağlar. Yani 1 ve 2, 3 olacak diyeceğiz burada. Bakın ÖSYM'de aynı bu şekilde yapmakta. 1, 2, 3'lü öncüllü sorulara artık çok fazla önem veriyor. O yüzden ben de çok fazla önem veriyorum öncüllü sorulara. Şimdi Türkiye haritasında bazı işaret yerler verilmiştir. Buna göre verilen yerlerden hangisi yıl boyunca daha fazla yağış almaktadır? Bakın sakın böyle sorularda. Aa hocam 2 numara çok fazla yağış alır. Orası Karadeniz demeyin. Bunu ayrıntılı bir şekilde size anlattım. Doğu Karadeniz çok fazla yağış alır. Çünkü hava kütlelerinin yönü etkilidir. Dağların kıyıya yakın olması dağların e, uzanış doğrultusu etkilidir. Ama 3 numarada Samsun'un canı olan Canik Dağları. Kıyının gerisi 2 numara pardon. Kıyının gerisinde uzanır. Kıyının gerisinde uzandığı için burası daha az yağış alır diyeceğiz. Sakın unutmayın. Burada cevabımız kesinlikle 3 numaradır. Burada özellikle bey dağlarının olması hem cephesel hem orografik yağışları alması etkilidir. Cevap C şıkkı. Hemen şöyle de kanıtlayayım sizlere. Bakın değerli arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Burası Batı Toroslar çevresi. Bol yağış alır diyeceğiz. Hocam niye bir numara değil? Balıkesir çevresi. Bakın Balıkesir çevresi o kadar fazla yağış almaz. Tamam yine çok yağış alan yerlerdendir ama en fazlayı soruyorum. Çıkmış sınav sorusudur bu. Daha fazla yağış alan budur. Peki Samsun çevresinin Orta Karadeniz'i görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Bakın Orta Karadeniz'e iyi bir bakın. Bir Doğu Karadeniz'e bakın ne kadar fazla yağış alıyor. Bir Batı Karadeniz'e bakın nispeten daha fazla yağış alıyor. Ama Orta Karadeniz daha az yağış alıyor. Bunun en temel sebebi dağların kıyının gerisinde uzanması diyeceğiz. Sakın unutmayın. En az yağış alan İç Anadolu bölgesini görüyorsunuz. Çok az yağış alıyor. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde az yağış alıyor ki şurada hemen bir Toros Dağları çevresini görmektesiniz ki buralarda yağışın fazla olduğu yerlerdir. Bakın zaten Toros Dağları kendini ne kadar fazla belli ediyor. Aynı Samsun'da söylediğimizi Çukurova yöresi için de söyleyebiliriz. Çünkü burada da dağlar kıyının gerisinde uzanmakta. O yüzden Çukurova yöresi de nispeten daha az yağış aldığını söyleyebiliriz. Önemli ayrıntılar gelir. Evet iklim özellikleri birçok faktör etkilemektedir. Buna göre iklimin etkisinden söz edilemez ki ölçeme bu tarz sorularda sormakta. Marmara bölgesinde bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması. Değerli arkadaşlar Marmara bölgesi Türkiye'de iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgedir. İklim çeşitliliği fazla olduğu için bitki örtüsü çeşitliliği de fazladır. Bitki örtüsü ve Toprak özellikleri tamamıyla iklimden etkilenir. Sakın unutmayın. Tamamıyla demeyeyim de genellikle iklimden etkilenir. Çünkü etkilenmeyen yerler var. Bunu şey bitki örtüsü ve toprakta göreceğiz. 1. Bu doğrudur. 2. Doğu Karadeniz'de dağınık yerleşmenin görülmesi değerli arkadaşlar dağınık yerleşme dağlık alanlarda olur. Bu iklim değil yeryüzü şekliyle etkilidir. O yüzden bu doğru değildir diyeceğiz. Akdeniz'de tarım ürünlerinin erken olgunlaşması Tarım ürünlerinin erken olgunlaşmasını belirleyen en temel faktör sıcaklıktır diyoruz. Sıcaklık bir yıl boyunca ne kadar fazla ise ne kadar uzun sürerse tarım ürünleri daha erken olgunlaşır. Akdeniz'de olduğu gibi ve Doğu Anadolu'dan mesela daha geç olgunlaşır diyeceğiz sıcaklıklar. Yani sıcaklıkta bir iklim elemanı mı? Evet. O yüzden burada da iklim etkisi vardır Kesinlikle vardır. Cevabımız yalnız edilemezler için yalnız 2 diyoruz. Evet değerli arkadaşlar sizlerle 12 adet soru çözdük. İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.